bakıyorum. Çok sert bir rüzgar var. Zirve yapmamıza izin vermez. Çünkü zirve tamamıyla kapalı. Bir sadaka daha açmasını bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Supan Dağı kış tırmanışı 2024. Maalesef bu sefer Supan izin vermedi. Tipi ve aşırı rüzgar, sis. Dönme kararı aldık. Şu an Kışkalı Köyü'ne doğru yürüyoruz. Sağlık olsun, daha yerinde duruyor. Bir dahaki sefere yine deneyeceğiz. Bu 8. tırmanışımızdı. Sağlık olsun. 9'unda inşallah zirve yapacağız gene. Tırmanışımızı hem depremde hayatını kaybedenler hem de Filistin'e yapılan zulme dikkat çekmek için ona ithafen yaptığımız bir tırmanıştı. Zor bir tırmanıştı. Rüzgar tipi zirve oluşmamıza izin vermedi. Yakın bir yerde geri dönme kararı aldık. Depremde hayatı kaybeden Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin katliamını yapan bütün zalimleri kınıyoruz. Zorlu bir yol. Hele basit değil. Dün gittiğimiz yoldu. Bugün gene kapanmış. Aşmaya çalışırız. Kışkalı Köyü'ne ineceğiz. Bakalım abi. Zorlu Supan Dağı yolculuğu. Dönüş yolundayız. Kışkalı Köyü'ne doğru yol alıyoruz. Gece boyunca kar yağdı. Tipi ve çok sert rüzgar, sis vesaire ne dilerseniz oldu gece boyunca. Aşağı aşırıyoruz köye doğru. Bizi zorladı gerçekten. Zirve yapamadık ama güzelliklerini yaşadık diyebilirim. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 4 Şubat 2024. Supan Dağı'nın 2700 rakımlı Kışkıllı At Yaylası kamp alanındayız. Maalesef Supan bugün bize izin vermedi zirveye çıkalım. Bu tırmanışımızın asıl amacı 6 Şubat 2023 Maraş merkezli yaşanan depremde canlarını yitiren insanlar içindi. Hepsini saygıyla anıyoruz. Supan Dağı'ndayız. 2700 rakımdayız. Kötü hava koşullarından dolayı zirve yapamadık. Dönüş kararı aldık. Bugün etkinliğimizin temel amacı Şubat depreminde 2023 6 Şubat depreminde ölen canlarımız için ve Filistin'deki kardeşlerimiz için farkındalık etkinliğiydi. Herkese teşekkür ederim. 2024 Supan kış tırmanışı. Bugün rüzgar çok fazlaydı. Gece boyunca rüzgar dövdü bizi. O yüzden zirve yapamadık. Dönme kararı aldık. En iyi dağcı dönmesi gerektiği zaman dönmesi bilen dağcıdır İnancıyla dönme kararı aldık. Özellikle geçen sene 2023 yılında Şubat ayında merkezi Hatay olan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve ismini saymam diğer şehirlerde hayatını kaybeden bütün vefat edenlere Allah'tan rahmet, yarara acı şifalar diliyoruz.
ülkemize ve dünyanın başka yerine Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Gerçekten zor bir durumdu. Geçen sene ara vermiştik. Bu sene 8.'si Süphan Dağı kış tırmanışı yine çıkamadık. Sağlık olsun diyoruz. Bu hafta içerisinde ikinci denemem. İkisinde de Süphan izin vermedi. Ekibe çok teşekkür ediyorum. Vadi Doğa ekibine. Hepsi çok iyiler. Başta tabii ki ülkemizde geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremde, Maraş merkez üssü olan depremde 11 ilimizin etkilenmesiyle hayatını kaybeden canlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Filistin'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir faaliyetti. Sağ olun. Selamun aleyküm. Bugün 4 Şubat 2024. Süphan Vadi Doğa Sporları Kulübü ile birlikte Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirmek istedik. 2700 rakımda kötü hava koşulları nedeniyle dönme kararı aldık. Biz 3 kişi katıldık arkadaşlara. Sağ olsun arkadaşlar. Güzel bir faaliyet düzenlediler. Bu faaliyeti zirve yapamasak da önce depremde kaybettiğimiz şehitlerimize, sonra Filistin'de zulme uğrayan mazlum kardeşlerimize ithafen yapmış bulunuyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Zalimlerin de bir an önce hakkından gelsin. Görüşmek üzere.